Ne yaptın, ağladın mı bu sefer? Ben mi? Evet. Sen beni hiç tanımamışsın oğlum be. Ağlamadın. Ne ağlamasın? Dalga mı geçiyorsun? İfşa ederim seni burada. Nereye ediyorsun? Nasıl ediyorsun? Nasıl? Mesajı koyarım şuraya. Hangi mesajı? Oğlum madem piç ettin beni. Tamam mı? Ben başlıyorum. Film ağzıma ya ağzıma yani ben böyle hüngür hüngür yani böyle saldım alttan üstten gittim yani öyle söyleyeyim. Çok kötüydü ya. Benim yaşadığımı biliyor musun? Yani ifşa edeyim mi? Yo zaten koydum bitti artık ama bir hani subtext hani geçmişini anlatma manasında film önerilmişti bu arada. Ne? Bayağı oldu. Yeni de film değil aslında şey ama. Şey söyleyeyim o filmi önerinin ben diyeceğim ama öneren benim. Yok. Biliyorsun değil hayır. Mi? Daha öncesinde Emre önermişti galiba. Şey var ya bizim Emre Ertan yorumcu. Ha yorumcu. Abi bu film öncelikle Kore yapımı. Kore mi? Yok Tayvan galiba. Emin değilim. Şey Asya tarafında bir ülke yapımı. Başka bir yani bu adlı benzer senaryolu bir film. Ama birazcık daha komediye neredeyse geçmiş. Fragmanını izledim bizimkisini izledikten sonra. Olay şey. Ben ağlayabilen bir insanım. Tek başıma olmam lazım ama problem orada. Aynı işlediğin gibi değil mi? Yani. Şimdi yan yana cross böyle olmaz. Evet. Sıkıntı şuydu. Yanımda kız arkadaşım var. Beraber oturduk, izledik. İçime ağladım. Hani buraya kadar geldi diye çekip böyle göz kanallarımın ne denir? Gözyaşı kanallarının içine böyle şey yaptım. O koyduğun mesajın altında başka bir türlü bunu ifade etmiştin ama. İfşa edeyim mi seni? Ben ağladım dedi. Niye oğlum sen niye ağlamıyorsun kızın yanında ya? Ya ağlarsın da ne bileyim belki çok erken bilemedim. Önemli değil ya filmde kalalım arkadaşlar lütfen. Yani bir çok başarılı bir film ve şeyi hani puanlamayı ben önceden yapmak istiyorum bu sefer. Yani benden rahat bir 8.5-8.8 falan çalışır buna. Ciddi misin? Tabii ki. Yani ama bak tear jerk denirler ona hani ağlaman için çaba gösterir bazı filmler. Bu film onlardan bir tanesi. Ağlamak güzel yazılmış, üzerine. Güzel oynanmış. Karakterleri tanımamız için zaman verilmiş falan gel, her şeyi çok gel. Güzel. Yeni bardak yaptık da. Bir bölümlük. Ve bunsuz film eleştiremiyorum ya. Yani bir filme girelim mi? Girelim. Film bize girdi biz de filme girelim. Güzel girdi ama. Fena girdi. Sendeyiz. Bendeyiz. Şimdi filmimizin adı 7. Koğuştaki Mucize. Bu bana direkt şeyi hatırlattı ilk başta. 9. Hariciye Koğuşu diye bir kitap vardır. Çok iyi bir kitaptır. Orada da, gerçi orada koğuştan bahsettiği bir hastaneydi ama burada bir hapishaneden bahsediyoruz. Önce genel olarak şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Yönetmen Mehmet Ada Öztekin. Bu yönetmeni nerede gördük? Kaybedenler Kulübü filminin ilk filminin iki yazarından bir tanesiydi. Zaten diğer yazarı da Tolga'ydı. Tolga Örnek. O aynı zamanda yönetmendi. Sonra Kaybedenler Kulübü Yolda filminin ikinci filminin hem yönetmeni hem yazarıydı. Ana karakterimiz Aras Bulut İynemli. Mehmet. Bu hiç Mehmet demediler ama. Ve küçük bir kızımız var. İsmi de Ova. Memo'nun kızı. Çok şeker kız. Çok kabiliyetsiz bir kız çıktı. Daha doğrusu çocuk oyuncu olarak hiç beğenmedim. What? Hiçbir şey oynayamamış kız yani bence. Tamam da yani Umbrella Academy 5'ın rol yeteneğini de beklemeyelim her şeyden. Neden? Onların abi bizim çekimle zaten geçmişler o kısmı. Yani ya, çekim kızı... zaten görüntü yönetmeni yabancı. Ama her türlü başarılı hale gelmiş sonuçta. Gelmiş ama ben kızdan daha iyi performans bekliyordum. Hiç takmadım. Ben de takmadım. Hiç takmadım. Ağladım yani. Lan ama takmadım. Kaç defa ağladın? Anlatırım. Burada sahne sahne yazdım bu filmi. Tamam alalım. Film Heidi'li, Heidi'li bir çanta üzerinden başlıyor. O çantayı da daha iyi yapamamışlar. Bildiğin Heidi sticker'ını çantanın üzerine yapıştırmışlar anasını satayım. Belki yani, onu bulmuşlardır. Belki o zamanlar öyle bir şey vardı bilmiyorum. Sonra bulup ki zaten benim hatırladığım Heidi'nin gözleri daha küçüktü. Böyle bir grafikleri de bir tık farklı. Çok benzer ama farklılığını hissediyorsun. Telif yememek için belki de onu yo, yaptılar. Yo almış olsunlar Heidi'nin telifini. Problem değil. Belki o dönemin Heidi'si oydu. Bilmiyorum olabilir. Değişik. Dönem dediğimiz olabilir. Bu arada şey 83. Dönem filmi 80 darbesi sonrası. Ama o sıkı yönetim dönemi anlatılıyor. Yani timeline'ımız böyle başlıyor. Burada Memo dediğimiz karakterimiz halk arasında aklı kısa denilen ya travma yaşamış ya küçükken bir şey yaşamış. Tam hikayesini de bilmiyoruz neden bu hale geldi. Ama hep öyleymiş en azından bilinen. Onu nereden anladın? Sonradan değişti. Eskiden şöyleydi artık böyle değil. Demedi böyle bir şey. Ama ya öyle bir şey olsaydı konuşulurdu. Bunun anlatılması gerekirdi çünkü. Babam benim deli mi diye sorduğunda bak böyle bir şey oldu diye anlatmadı babaannesi. Doğru söylüyorsun.
Yani nenesi. Nene karakterine gelelim. Babaanne karakterimiz. Çok tatlı kadın ya. Çok iyi bir oyuncu. Ölüm sahnesine kadar. Ölüm sahnesini beğenmedim. Ölüyor kadın. Baştan söyledim zaten. Onu değil mi? Evet, o olmamış, olamamış. Çünkü kadıncağız Tombik tam bildiğimiz bir babaannemiz bizim. Ama o niye ulaşmaya çalışıyor? O sahneye gerek var mıydı, yok muydu? Orada sessiz sedasız kendi çapında ölseydi biz zaten onu çok beğenmiştik. Ya, koltuğa oturması ve orada bırakması yeterdi bizim için. Yani bir de hani çok ama çok ölecek bir mesaj değildi o yani. Mesaj değil. O anda kız için panik yaptı. Çünkü şeye gidecek işte, hapishaneye gidecek büyük ihtimalle diye düşündü. Koşmalıyım derken o panikten dolayı zaten yaşı kaç yani bir anda. O hakikaten gitti. Ama çekim olarak ya da yazım olarak şeyi daha çok tercih ederdim. Hani sol kol tuttu bir an hani dur bir dakika ya falan diye böyle otursaydı. Zaten mimikleri muhteşem kadının. Çok iyi oyuncu. Tam babaanne. Sadece ya. yazım senaryonun yazımı orada yerde öleceksin gitmeye çalışırken olduğu için o birazcık enteresan kaldı. Kafaya takmam önemli değil. Sen devam etmeden önce bir şey aklıma geldi, ondan bahsetmek istiyorum. Öğretmenin Ova ile konuştuğu bir sahne var. İşte o gerginlikten şey yapıyor sürekli böyle bir işte Ovacım şu bilmem ne falan. Bum tam şurada. Mikrofonları şurada ve direkt eline basıyor. Ben şunu duyuyorum sürekli. O kadar dikkatimi dağıttı ki o sahneden. Bilerek yapılmış olduğunu düşünüyorum ben. Yapma Allah aşkına. Bumu azıcık daha ağza doğru verse hiçbir derdi olmayacak. Ele direkt gitmiş. O bum çubuğunu tutan arkadaşlar genelde benim tanıdıklarım. Çok başarılı çocuklar ama yönetmen Kaybederler Kulübü'nde de bunu seven bir yönetmen. Yani ama kendi konuşmasında aynı ses geliyor. O sesi aşağıya ver. O zaman verdim değil. Hakikaten yani bir böyle bir kaymış bir sahne zaten. Çok sıkıntı değil. Öğretmen de bu arada sürekli böyle bir gerginliği olduğunda falan o hareketi yapan bir karakter. O kısım devamlılık açısından çok güzel ama yani 8 derece daha yukarı versen ağzına doğru hiçbir derdim olmayacak. Sadece bu sahne. Çok nitpicking dediğimiz gene bu yani. Ama sadece o sahneden lan eline bu ses nereden geliyor diye baktım çünkü. Evet. Hakikaten şu falan hani neyse. Ama film çok güzel. Siz bu manyağa bakmayın, böldü beni öğretmen falan dedi, kafanızı kırdı. Daha öğretmene gelmedim ben. Evet. Şöyle bu Heidi'li çantadan bahsetmiştik. Heidi dedikleri için Heidi diyorum. Orijinalde Heidi olması lazım. Heidi. Kız çocuğu Ova bu çantayı görüyor ve babasından alması istiyor. Babası da bu çantayı almak için uğraşıyor. Çantadan çıkıyor birçok şey. Çantayı almak için para kazanıyor baba. Fakat çantayı ondan bir dakika önce bir tane yarbay, sıkı yönetim yarbayı olan Aydın karakteri kızına satın alıyor. Kızın adı da Sezai'di. Bakın unutmadım. Yani birçok izlediğim filmi 3 saat sonra unutuyorum. Bunu 12-13 saat sürüyor. Kız çok üzülüyor. Baba da hani o parayı kazanmış, onun için emek harcamış, böyle elma şekeri yapıyorlar, üretiyorlar annesiyle falan. Yarbaya gidiyor ya, diyor ben parayı size vereyim diyor. Hani ama bunu kendi çapında söylüyor, hani al diyor parayı, çantayı ver falan diyor. Yarbay buna bir çıkışıyor, tokat atıyor manyak. Ama çünkü bir tutmaya çalışıyor orada, bir fiziksel yaklaşım var. Sen benim kızıma nasıl dokunursun? Var, hani ama doğru demiyorum ama hani nedeni olaraktan en azından. Ama şimdi şöyle, o kızların okulu aynı. Evet. Okul. Dolayısıyla o deli karakterini de tanıyor. Hani bu delidir, niye ben buna vuruyorum? Ya şöyle söyleyeyim, yani adamı korumaya çalışmaya gerek yok. Hani yarbaydır, askerdir, bu sıfatları bir kenara koyarsak evet. İnsan olarak tam bir tamam mı? Bak nasıl sinirlendim. Başarılı. Evet. Daha sonra bir geçiş var orada. Sert bir geçiş var filmde. Hani artık konuya bağlamak için yapmışlar birden. Hani konuya girelim abi artık demişler. Bir piknik sahnesi var. Bu Aydın karakteri. Orada da askere maskere diyor. Oğlum öyle yerlenmez diyor. Böyle yerlenir falan ve diyor. Ve sonra asker aynı şekilde yerlemeye devam ediyor. O da aynen öyle. Ama herkes böyle emret komutanım şeyinde, modunda. Ama sivil giyinimdiler o sırada. Çünkü şey, adama sivil hayatında piknik yaparken sen devletin askerine yerlettiriyorsun mangalını yani. Evet. Neyse ona da bir şey demiyorum. Hani o konulara girmek istemiyorum. Burada çocuklar oyun oynarken şeyi neydi onun adı? Bizim Memo bu arada çoban. Ve şeyi görüyorlar. Çobanı görüyorlar. Bir şekilde onunla iletişime geçiyorlar. Biraz da dalga geçerken ama çocuk eğleniyor yani. Daha sonra bu Seda karakteri, Aydın'ın kızı geri zekalı bir şekilde şeyle, deliyle oynamaya başlıyor. Çünkü o da ona... O bir oynamak değil abi. Resmen korku filminden çıkmış. Gel seni, gel. Aynen öyle. Yani orada onun yaşanması gerekiyordu. Çok daha güzel yapıldı. Ne olurdu biliyor musun? O orada tek başına oynarken kız mesela, bak ben yazıyorum senaryoyu. Evet, yo diyeceğini de çok iyi tahmin ediyorum. Çocuklar şöyle orada oyun oynarken diğer çocuklar bir şekilde bunu Seda ile kavga eder. Diğer çocuklar onu dışlar. Seda kayalıklara gider. Oradayken tesadüfen ayağı kayar, düşer, ölür ve Memo bulur onu. Evet. Aynı noktaya ya, çıkardı. Ya topu kaçsa bile olurdu ya. Ha, o merdivenden de bir çağır. Bir de şeyi söyledi ya.
Şey, bu çantayı senin kızın istedi değil mi? Evet, tamam, o zaman geldi gel bu tarafa. Hani ben bir kayanın arkası görmesin babası ya da o bu şu falan diye çekiyor oraya düşündüm. Çantayı verecek zannettim. Sonuç o bile olmuş olsa niye o kadar çekiyorsun? Gel gel gel. Ulan 500 metre gittiler o sırada. Evet. Ne gere... ne oluyor lan? Evi bastılar. Biz bu kendimizi ara... efektçi tuttuk bu arada. Arkadan birazcık daha gibi desibelini arttırman lazım bu arada onu şey yapmak için. Olur. Uyuyabileceğim mi bu gece? Neyse, yani gereksizdi o sahnesi ve hakikaten o çantayı vereceğini düşünmüştüm ben orada. Filmin geçmişini bilmiyordum. 7. koğuşa nasıl düşecek bilmiyordum bu arada. Tamam, güzel bağlamıştılar oradan, kabul. Ama hakikaten senin dediğine gelse ya da bir topu kaçsa ya da hakikaten evet koşarken düşmüş olsa, yani denize düşmesin, kafasını vurmuş olsun ve hakikaten çoban bulsun getirsin falan. Neyse ne, yapılabilirdi bu. Yapılabilirdi ama dediğim gibi yani ya senaryoya bağlı kalmak istediler. Senaryoda da o mu var? Yani şey, Kore ya da Tayvan emin değilim. Onun fragmanını izledim. Sokakta düşmüş bir kız da şeydeki orijinali. Bu arada şey, film Muğla'da geçiyor. Onu da söyleyeyim arada yani. Tamam. Sokak deyince yani aklıma geldi. Onu diyorum, deniz kenarında suya düşmek daha dramatik olmuş bu arada. Getirmiş böyle işte uyudu bilmem ne falan. Hani adam da bu arada çok iyi rol yapıyor, onu da söylemek lazım. Bu sefer yapmış ya. Bu sefer yapmış. Saygı duydum hakikaten ve bize duyguyu vermiş hakikaten. O kafasının algılayıp ve de algılayamadığını falan böyle. Çok başarılı. Devam ediyorum. Neyse, çocuk ölüyor. Çocuğun başında da şey, yani onu kurtarmak isteyen Memo'yu buluyorlar. Tabii annesi babası deliriyor çıl. Hatta babası çıkarıp bir el ateş ediyor falan, gerizekalı. Yani neyin kafasını yaşıyor? Ama o kısımdan sonra baba olarak birazcık hak verirsin ne olursa olsun. Hem askersin, o kısmını geç. Hani silahın olur olmaz onu demiyorum ama sen bir delinin ölü kız bedenini getirdiğini düşün. Hani o noktada ben sana başka bir şey sormak istiyorum. Söyle. Allah korusun ya da Tengri falan ne demek istiyorsan de, böyle bir durumda buldun kızını. Deli öldürmüş olsa bile. Deli suçlu mu? Deli olduğunu biliyorsan birazcık daha kendini tutarsın ama hakikaten bu söylenebilir, yorum yapılabilecek bir şey değil. Çünkü sen böyle bir acıyı yaşamadın, yaşamadı inşallah yani. Acıyla alakalı konuşmuyorum. Deli suçlu mu? Kendi eğer kendine... sadece soğuk ve şey hukuki açıdan bakmak hukuki istiyorsan... Hukuki olarak bakmıyorum. İnsani olarak bakıyorum. Kendi kendine karar verme yetenekleri yetisi olmayan bir adamın, senin gibi akli melekeleri yerinde olmayan bir adamın yaptığı eylemlerden dolayı kendisi sorumlu tutulabilir mi? Tutulabilirse bunun cezası ne olmalı? Tutulamaz. O yüzden zaten o asylum, ne denir ona? Ruh ve sinir hastalığı. Ama işte kapatılan yerden bahsediyor. Orada kapatılanları da. Ha işte o tür yerler o yüzden var. Tamam. Kendi kararlarını veremiyorsun ve özellikle başkasına zararın olacaksa özellikle tekrardan oraya konulursa ona bir lafım yok. Deli mesela, deli miydi o? Tabii şey, kara komik filmlerden deli onlardan bir tanesiydi. Şunu diyorum, eğer ki etraftaki insanlara zararı olmayan bir insansa, ki zaten Memo bunlardan bir tanesiydi, elbette ki sosyalleşebilen de bir karakter. İşte elma evet şekeri satabiliyor. İşte tam birazcık hani normal insanların yapmayacağı hareketleri, abartı hareketleri var ve hakikaten böyle hani tanımadığın biri ise özellikle, oğlum bir git falan yaparsın. Ama köy desin sen, zaten toplam popülasyon 200. Hani herkes onu biliyor bir yandan da. Doğru. Her köyünde bir delisi vardır bu arada. Onu bilemem. Var de, var. Bunu bildikleri için ve aslında iyi bir karakter, yani kalbinin iyi olduğu için, ki zaten deli dediğim büyük ihtimalle iyidir. Çünkü çok daha çocuksu bakacak hayata. Ova'ya nenesi söylüyordu işte, senin baban senin yaşında. Bu çok tatlı bir şey. Eğer repliklere gireceksek, benim de çok en ilk ağladığım sahneyi söyleyeyim mi? Alalım. Babaanne oğluna, Memo'ya şey diyor. Severken onu, güzel kalpli oğlum benim diyor. Evet. Bu çok acayip bir şey ya. Ben orada bir gittim zaten. Ben de güzel sen ağladın da. Orada bir şeyler oldu. Şöyle bana, yani gerçekten deli değilseniz artık güzel kalpli insan hayatta olduğunu düşünmüyorum ben. Kalmadı. Yani %100 bireysel çıkar olarak düşünüyorsun değil mi? Bireysel çıkar, toplumsal çıkar, para, sağlık, ne dersen de. Yani pragmatizm, fırsatçılık, faydacılık, opportunist. Ama iyi insandan kastın yardıma ihtiyacı olmayan bir insana yardım etmek mesela. Nasıl yani? Şöyle, arkadaşlarımın arasından atıyorum bir şeye yardıma ihtiyacı var, sormadan ona yardım edebilmek benim yaptığım bir şey. Ya da sen işte şunu şunu yapacağım, ay yapalım, yardım ederim ben dediğim şeyler. İyi kalpli olmaya çalışan bir insanım ben, dürüst olmak gerekirse. Çalışıyorsun ama bu doğuştan böyle bu herif. İşte, güzel kalpli. Tamam da evet de sen de 8 yaşında olsan öyle. Sen olmazsın pardon. Ben en azından hani 8 yaşında orada ağırlık işte poşetleriyle gelen bir teyzenin elinden alan çocuktum ben. Yardım edeyim abla. Deli misin oğlum sen?
İnşallah. Neyse bu adamı alıyorlar, hapse atıyorlar, nezarethaneye götürüyorlar, dövüyorlar, sövüyorlar. Herkes bir ayrı dövüyor, herkes de bir nefret. Neden? Çünkü kızı öldürdüğünü düşünüyorlar. Bir kız öldürdü olarak geliyor. Kız Hayır, çocuğu öldürdü bir olarak geliyor. Yarbay'ın kızını öldürdü Hayır, olarak geliyor. Hayır, onu bilmiyorlar başta. Nasıl? Koğuş onu bilmiyor. Bir kız çocuğu öldürdüğü Koğuş'tan söyleniyor. Koğuş'tan bahsetmiyorum ben. Adama şeyden askerler dövüyor evet. Askerler dövüyor. Bunların hepsi kim olduğunu biliyor. Yarbay geliyor kendi başına dövüyor ve buna baskı altında parmak bastırıyorlar. Bir ifade imzalatıyorlar. Adam okumayı bilen biliyor mu bilmiyor mu bilmiyorum yani. Ha biliyor yazıyor. Yazıyor mektup doğru. Yazıyor. Ama işte yamuk yumuk yani adama onları yaptırıyorlar. Ve hapse attırıyorlar. Şimdi hapiste bir sürü şey oluyor ama şimdi bu filmin güzel bir tarafından bahsetmek istiyorum. Bu noktada hapiste çok güzel karakter görüyoruz. Filmi zaten başarılı yapan şeylerden bir tanesi bu. Burada benim ikinci başrol dediğim aslında daha doğrusu koğuş sahnelerinin başrolü İlker Aksun var. Karakterimizin adı neydi? Askorozlu. Askorozlu. Askoroz Engindere'nin Rize'nin bir mahallesidir. Rumca eski ismi. Hmm. Adam Rizeli yani. Mesela ben de Maparvili'yim. Evet. Maparvili Selçuk Efendi diyeceksin. Neyse. Bizim de hani baba tarafından ama 3. jenerasyon Giresun da ruhumda yok Giresun. Ya ruh önemli değil işte. Kütükte ne yazıyor? Giresun değil. Ha. Almışlar herhalde. Ben de direkt Rize yani. Neyse bu karakterimiz bizim bir kabadayı. Adam kesmiş, adam öldürmüş, onu yapmış, bunu yapmış. Başka kimler vardı? Şey var mesela bir abimiz var. Bu rol oynayacak bir abimiz. Herkes ona zaten şey diyor. Ne diyordu ona? Saygıyla bir şey söylüyorlar. Aa, asıl ağa. Ağa diyor. Ana ağa. Ana ağa. Bu adam kızını öldürmüş. Muhtemelen namus belası. Evet. Namus meselesi. Fakat çok pişman. Bir karakterimiz var. Kızın birini sevmiş. Sevdiği kızı kaçırmış ama kızın bu sevgiye bir karşılığı yokmuş. Daha sonra kız onu reddedince kendini kesmiş falan böyle. Başka bir karakterimiz var. Mevsimlik işçi diyorlar. Kışları o adam çok güzel. Kışları üşümemek için küçük küçük çiziklerle insan bıçaklayıp hapse girip ondan sonra yazları çıkıyor tekrar. İyi de bu tür adamlar mesela ikinci üçüncü şeyden sonra hani aa bunu yapmaya devam ediyor. Daha çok tutalım demiyorlar mı? Hakime bak. Ama saçma değil mi? Bunu daha önce yapmışsın. Çıktın girdin çıktın girdin. Dördüncüsünde ben oldum yani artık yazlık değil. İki sene duracağım bu sefer demez misin? Yani bilmiyorum. Bilmiyorum o şeyde yaptığı suçun niteliği nedir, işlevi nedir. Belki küçük bir hırsızlık yapıyordur, bir şey yapıyordur ayrıca hani girebilmek için ama sonuçta o da öyle bir karakterimiz. Bunlar Memo'nun içeri girince koyuyorlar. Söylemem lazım. Çünkü yo, hakikaten öyle. Adamın kafasına çuval geçiriyorlar, dövüyorlar. Çünkü ne yaptığını öğrenmişler. Küçük bir kız çocuğunu öldürmüş. Hapiste böyle şeyler iyi karşılanmazdı eskiden. Hani böyle şeyler yapılırdı, öldürülürdü, edilirdi. Sonra da intihar etti derlerdi. Kendini sırtından bıçaklamış bir şekilde ama burada bu aydın karakteri bu adamı ipte sallandırmak istiyor. Çünkü sıkı yönetim dönemi istediği herkesi öldürebiliyorlar. Bir şeyler yapabiliyorlar, edebiliyorlar. Ya istediği herkesi öldürme yetkisi yok ama bunu bir şekilde kılıfına uydurabiliyorlar. Vatan haini derler. Bir şey derler, yaparlar. Fakat bunu diyor ki Memo'ya kimse dokunmayacak, ben bunu astıracağım diyor. Bununla ilgili de bir eleştirim var, ona geleceğim. Dolayısıyla Memo'ya kimse dokunmuyor o saatten sonra. Yüzbaşı gelip koğuşa bir kızıyor, güzel güzel bağırıyor. Aynen öyle. Sonra hakikaten bir dokunmuyorlar. Daha sonra ne oluyor? Daha sonra garip bir şekilde bir şahit çıkıyor ortaya. Bu şahit de filmin yine başlarında diyor, bak bunların hepsini böyle başta biraz gösterip sonra bağladılar. Bizi evet. Aptal yerine koymadılar yine. Farkında mısın? Çok tatlı yazılmış, adapte edilmiş en azından. Oraya bir yorumum var oraya girmeden ayakkabı önce. Ayakkabı bağlama sahnesi mi? Ayakkabıyı bağla tamam. Onun içi hakikaten durulur. Sonradan başka bir yere girersin. Öne atlatırsın ama ben şunu bilirim. Yani askeri yürüyüş içerisinde onlar bir de er olduğunu düşünüyoruz sadece. Önde bir iki tane komutan vardır. Arkada da bir tane komutan vardır. Aynen öyle. Yani öyle sen hadi ben kaçtım diye çıkabileceğin bir sistem değil. Şeyde değilsen. Bir askeriye birlik içerisinde kapalı duvarlar telli olan bir yer değilse en azından bunu beklersin. Arkadan da birinin gelmesini. Çünkü erin de psikolojisi sen ben gibi insanlar sonuçta hani militarist bir düşünceyle değil hakikaten askerlik görevini yapmak için giden evlatlar yani onlar da. Ve kaçabildi. Yani orada da bir küçük bir kopukluğum oldu ama hiç böyle ekstrem rahatsız edici bir şey değildi yani. Fakat şeyim anlamadığım şey yani şimdi koğuştakiler dövdü bu çocuğu. Evet. Askerler de dövdü. Evet. Bir kişi de demedi ki lan bu adam delidir. Azıcık bir insanlık hani tamam dövüyorsun da istekli dövüyorlar bir de. Hani komutan emrettiği için dövme de yok böyle. Baya baya keyifli ağzını dövdüler yani. Ağzını yüzünü kırıyorlar hakikaten. Neyse bu yüzbaşının gelip de koğuşta yaptığı bir konuşma var. Orada hoşuma giden şey oldu. Adam yarbaydan yarbay diye bağırdı. Allah yani dedi. Bu repliği bile kullanabilmek zor. Fakat bu film 2-3 gün önce Fox'ta yanlış bilmiyorsam ilk defa televizyonda gösterildi. Hmm. O kısmı çıkarmışlar.
Aa. Ya. İlginç. Ya. Aslında değil ama biraz da ilginç gibi de. Yani sinemada gösterilmesine ben şaşırmıştım. Hani böyle şeyler kullanabilmemize. Çünkü biliyorsunuz çok sansürlü bir dönemdeyiz. Ama böyle bir olay var. Şeyde de sinemada bir de şeyi de çıkarmışlar bu arada. Koğuştakilerin bir tanesine hediye çikolata geliyor. İçinde konyak var. Onu işte orada imam gibi bir adama şey hacı hoca birisine veriyorlar. Küfürü mü? Yok, konya içtiği sahneyi çıkarmışlar. Yediye. Yediği. Yani onu da çıkarmışlar. Bu neyin sansürü? Bu otosansür müdür yoksa birileri mi çıkart dedi bunlara? Hiçbir fikrim Çok da yok. komik sahneydi aslında. Ya olmasa olur muydu? Olurdu Olurdu. Tabii ki ama de olurdu filmi da. film yapan unsurlar diye de bir şey Ha, var. aynen Orada öyle. bu din adamı kategorisindeki adama da geleceğim birazdan ama bu adamın da böyle şeyleri yok. Yani bağnaz bir adam değil. Yani hiç küfür etmez, hiç şey O yapmaz. ama şey yani Yani. küfür ayrı bir şey. Neyse adam kızına mektup yazıyor mesela koğuşta, onu bile göndermiyorlar. Yani nasıl bir vicdansızlıktır bu? Adamı izole ettiler. Bu sırada öğretmen karakterini görüyoruz. Bulut'un biraz önce bahsettiği karakteri. Ben bu karakteri çok sevdim. Bu tam bir cumhuriyet kadını. O köye muhtemelen atanmış. Muhtemelen yani şey olsa daha çok severdim. Kâkülleri olmasa daha çok severdim. Kâküller çok Niye? kapatmış. Bilmiyorum, Yok, hoşuma gitmiyor. bazılarında yakışıyor. Herkese yakışmıyor kâkül. Bu bir gerçek Yakışma de. olarak demedim ya, daha alnı açık böyle daha şey bir kadın görmek isterdim orada. Hiç takacağım bir şey değil. Neyse. Dinliyorsa bizi, saçlarını düzeltirse seviniriz. Bu öğretmen kızını işte şeyini ovayı ve babaanneyi götürüyor babasını görsün diye ve orada bir atar yapıyor. Hani sen diyor işte askerden daha mı üstünsün falan diyorlar. Hayır diyor, adamın hakkı diyor bu da yani. İlk defa çünkü burada ilk düzene karşı çıkan bu kadın oluyor. Bu hoşuma gitti benim. Hastane müdürümüzü görmeye başlıyoruz. Bu şey hastane diyorum, hapishane Hapishane müdürümüzü. müdürü. Bu da güzel bir karakter. Tatlı bir karakter. Ne kadar sert gözükse de şey gözükse de vicdanlı bir karakter. Kitap okuyor mesela. Ve Bülbül Bülbül'ü öldürmek. öldürmek. İyi bir kitap okuyor. Biraz da şeyle olaylarla beraber bir şey. Ve koğuştakiler artık bu saatten sonra Memo'nun suçsuz olduğuna inanıyor. Çünkü adam hayvanları seviyor, doğayı seviyor, her şeyi seviyor. Adam öldüremez diyorlar. Ve kurtarıyor da. Ne kurtarıyor? Aforozluyu diyecektim. Neydi adı? Geliyoruz ona. Şeye, Askorozlu'yu diyorsun. Askorozlu. Bu adamı işte bizim Rizeli uşağı öldürmek için, reisi öldürmek için içeriye bir adam sokuyorlar. Ve onu öldürecekken bizim Memo onu kurtarıyor. Refleks de ve kendini atıyor ve hatta bıçaklanıyor. Artık bu bizim reis karakteri için, reis diyorlar ya ona da. Memo bir özel böyle bir kişisel bir dert haline geliyor ve kızını görmesini istiyor. İçeriye zorla sokuyorlar, ediyorlar filan. Bu arada babaannemizi kaybediyoruz. Bu noktada dar ağacı sahnemiz var. Bu benim hassas olduğum bir konu. Orada bir dar ağacı kuruluyor ve sürekli gösteriliyor bize, dar ağacı dediğimiz adamları astıkları sisteme deniyor. Müdür görüyor, o görüyor, bu görüyor. Firari bir askerimiz vardı demin bahsetmiştik, hani ayakkabı bağlama sahnesi saçmalık falan diye. Bu da yakalanıyor. Allah'ın işi ya bu. Hayır, yakalanıyor değil. Zaten onu arıyorlar. Bundan Arıyorlar. şeyden dolayı bu hikayeyi anlatsın oraya. Çünkü Ama orada kendi mi geldi, bayağı yakalandı mı bekliyor. bilmiyoruz aslında. Yakalandı canım. Nereden biliyorsun? Çünkü askerler tutuyordu Tamam, onu. kendi Kendi gelse de geldi değil. askerler tutup götürecek Tamam da onu. niye gelsin? Zaten kaçmış, bilinçli olarak arandı bulundu. Bulun o adamı falan diye şey yaptılar bizim yüzbaşı. Görmedik ama Sonradan bir sahne tepkiyle olarak çıkan. yakalandığını. Önemli değil. Belki Zaten çekmişlerdir, koymamışlardır. ama Çok önemli bir zaten sahneydi yani. problemimiz askeri içerisinde komutanla konuştuğu sahne. Ve yani Anlatsana. olacağı... Orada bir ayrı kapandım resmen. Askerimiz, kaçak askerimiz Aydın komutanın karşısına getirtiliyor ve hani hikayesini anlatacak ve küçük kızın nasıl öldüğünden bahsedecek olduğunu bildiği için anlat bakayım evladım bana ne oldu şeklinde konuşmaya başlattırıyor komutan. Arkasına geçiyor. Bir silah hani kurma sesini de duyuyoruz, görüyoruz da asker de duyuyor bunu ve kafasından bam yani Arkadan vuruyor. böyle kapandım resmen ve bu olur hakikaten çünkü adam artık kafaya koymuş o adamı asacağım ben Ama biliyor, demiş biliyor. Yani adamın yapmadığını biliyor. ama işte sinir yani sadece bu ego da değil başka bir şey bu yani bu Başka bir adı arada yok mu? burada bak yanlış anlaşılmasın askeriye ya da hani bir kurallar içerisinde konuştuğumuz bir şey değil insan olmaktan bahsediyoruz sen evet bir kızını kaybettiğin zaman kafayı yersin bu normal ve bir güç sahibi sen de bunun üstüne bir şey
yapmaya çalışabilirsin ama yani mantığın dilini dinlememek bunun adı. Ben bir şey hakikaten tüylerim diken diken oldu ya. Yani daha adama gelmedik bile bizim şey, memoya gelmedik bile. Yani burada o zavallı şey asker kaça, ha bu adam hapise atılacaktı. Bu adam belki dövülecekti. Bunlar olur, bunları beklersin. Çünkü asker kaçağı olarak sadece anlatacağı hikayeden değil. Bir de sıkı yönetim dönemi olduğu için. Oh. Yani normalde öyle bir şey de yok. Ben ve asker son... kaçağı olsam kimse beni dövemez yani. Niye dövüyor? Kaçmışım, cezası neyse benim, parası varsa ödeyeyim. Yoksa hapis yatayım anasını satayım. Sen bana nasıl dokunursun? Evet, tartışılır. Diyeceğim şu. Yani o anda yaptığı şey sadece hayır benim dediğim olacak. Bam! Sıktı. Ve o anda askerler, diğer erler gelip de ne oldu şeklinde yaklaştılar. Kaçmaya çalıştı. Emredersiniz komutanım. Bitti. Başka yapılabilecek hiçbir şey yok. Var. Polis kanununda da vardır bu. Asker kanununda da vardır. Üstünden aldığın emri yerine getirmek zorundasın. Fakat bazı durumlarda getirmemekle de getirmemek gibi bir şansın da var. Yani başka yerlere şikayet etme, bu emri söyleme, etme. Yani bazı bunun çok kanunda spesifik olarak gösteriliyor. Yaparsın. Yapman da gerekir. Ya en olmadı istifa edersin zorunlu görevin yoksa mesela. Onun için oradaki bu emirlere de uyan ve uymanın yanında bunların karşısında bir aksiyon almayan herkes de en az o asker kadar, o aydın karakteri kadar suçludur benim gözümde. Çünkü vicdan diye bir şey var, şu diye bir şey var. Yani sen düşünebiliyor musun? Senin komutanın sana mesela vatana ihanet edecek ve sana bir emir veriyor bu konuda. Elbette yapmayacaksın. E tamam, aynı durum. Bu adamın yaptığı ama... insanlığa ihanet. Hitler'in askerlerini düşün. Hepsi yargılanmadı mı? Neden? Çünkü adamın yaptığı yanlıştı. Yani işte orada bir çizgi evet, var. Evet ama işte yani korkulur sonuçta. Çünkü ya bak, hiyerarşik açıdan askere hani girdiğin anda zaten askere gidenler bilir ya da dinleyenler de bilir. Yani bilmiyorsun. Problem orada. Sana orada 30 senelik asker olan adam, 20 senelik, 10 senelik asker olan adam, bir ay bile olsa orayı bilen adam karşına geldiği zaman geriliyorsun çünkü sen orada kendi kontrolünde değilsin gibi hissediyorsun. Problem orada yani. Seni ona şartlıyorlar, ona göre koşuyorlar. Elbette öyle. Bir de zaten o bilinçle gidiyorsun yani. Herkes senden üstün orada. Ve şimdi bu şey değil, atıyorum çok zengin bir adam vardır ve işte hayatta kontrol sahibidir falan. Buna eleman olarak gidersin. Orada şey şansın vardır. Hadi eyvallah bana, ben çıkıyorum bu işten dersin. Hı hı. Ama şimdi askeriyede böyle bir şey olamaz. Yok. Ve yani zorunlu askerlik, yani profesyonel askerlikten bahsetmiyorum. Ben meslek olarak asker olacağımdan bahsetmiyorum. Zorunlu askerlik yapan bir insan için ve atıyorum o dönem kaç? 1,5 seneden bahsediyorsun belki, daha uzun. Daha uzun dönem olanlar var. İşte anlatılır ya işte. Dönem dönem değişiyor. Yani, evet. 3 ay yapan da var ama yani. Var ama işte onlar uzun dönem ve işte savaşa girmek ya da bir çatışmaya girmek zorunda olan insanlardan bahsediyorsun. Erler için konuşuyorum gene. Ve bunu vicdani olarak yapmak istemiyorsun. Sen gene vatanını korumak istiyorsun belki. İçinde bu var. Bu hiç sıkıntı değil. Harika. Ama yani karşı da vatanını korumak istiyor ya da sana saldırmak istiyor bile olsa hala bir insan öldürmek zorunda kalabilirsin orada. Ve bu beni geriyor, dürüst olmak gerekirse. Ben pasif kalıyorum o konuda. Bunun da bir yolu var. Yani ben askerlik yapmayacağım. Ben vicdani red diyorsun. Vicdani red. Evet. Bu da var. Evet de çoğu yani çoğu değil yani %99.99 bunu yapmayı tercih etmiyor. Hepimiz gittik yaptık yani. İşte yani ama var. Yani bir şeyi seçmek, yani seçim hakkı diye bir şey var. Evet, onu seçersen birçok başka şeyden mahrum kalabiliyorsun ama var. Yani. Neyse, konudan sapıyoruz. Yani sonuçta o erin orada anlat dedikleri zaman, o komutanın anlat dediği zaman anlatması çok normal. Fakat komutandan da beklediği, bak senin evladın bu şekilde ölmedi, o adama yazık olacak diye anlatmak istiyor. Fakat komutanı tanımadığından dolayı böyle bir patlama yaşıyor yani. Sahne güzel çekilmişti. Sahne... Tüyler diken diken oldu diyorum. Tepeden ya. Tepeden çekmişler. Kan yayılıyor falan böyle. Kan biraz hızlı yayılmış normalde ama olsun. Beyninden vuruldu, kan basıncı diye bir şey var yani. Merminin boyutuyla da alakalı, haklısın. Ne kullanıyordu orada? Standart pistol. 9 mm vardı yani. Geniş sonuçta 9 mm. Geniş tabii. Öldürüyor adamı. Evet. Daha sonra artık şey isyan ediyor, bizim Askorozlu vardı ya, Rizeli. Rizeli'nin isyanında ben bayıldım. Çay bardağını fırlatıyor değil ama çok kibar fırlatıyor. Çünkü fırlatmakla fırlatmamak arasında şöyle bir şey var. Karadenizliler için çay kutsaldır. Yani, Türkiye için genel olarak çay kutsaldır. Ama Rize'den çıkıyor ya çay esas. Hani Rize çayı. Çay bardağını fırlatıyor. Lan o da mı ölmüş, şu da mı olmuş, bu da mı olmuş gibi. Bundan sonra bir idam sahnemiz var. Burada yine bir gözyaşları, sarılmalar, ben gitmeyeyim. Ben... İki defa bir de yani. Yani ilk önce kızıyla ve şeyle, öğretmenle vedalaşıyor. Müdür. Üç.
Ya saldım gitti ben ya. Saldım yani. Sen rezil ettin beni. Ondan sonra şey koğuştaki arkadaşlarıyla vedalaşıyor filan. Fakat şöyle bir hikaye var. Burada da bir Allah'ın hikmeti. Bizim o Yusuf Ağa vardı ya en başta. Hani kızını öldürmüş dediğimiz. Hep pişmanlık çekiyor filan. O kızını rüyasında görüyor. Ve Yusuf Ağa da bu bizim dini bütün karakterimize, hocaya sorular soruyor arada sırada. Yani bana diyor ezberden diyor Nisa suresini filan okuma bana söyle diyor. Ben diyor kızım cennete gitti mi? Gitmiştir diyor. Ben gidebilecek miyim diyor. Kızımı öldürdüm. Orada da diyor işte Allah'ın hikmeti diyor. Yani bilinmez diyor. Allah diyor, Tanrı diyor, affedicidir diyor. Ve şöyle bir plan kuruyorlar. Bu Yusuf A memo yerine beni öldürün diyor. Ve burada çok garip bir plan yapıyorlar. Planın içinde hapishane müdürü var, o yüzbaşı var, diğer askerler var filan. Tek bir hikayeye savcı şeyde idamda bulunması lazım. Hmm. Savcı ve şey yarbay da bu arada. Tabii. Ondan sonra fakat onları bir araba çarptırıyor bizim Rizeli karakter ve onlar yetişemiyor. O noktada şöyle bir şey var. Hani beklenmesi lazım normalde ama orada da yüzbaşı ezan okunacak diyor. Hani orada da dini bir şeyle dini kullanarak kurtarıyor aslında. Bu hoşuma gitti. Ve evet onun yerine o ölüyor. Ama tabii gerçek hayatta böyle bir hikaye olmaz. Olamaz yani. İmkanı yok. Çünkü ölümün raporu var. İşte morg olayı var. Hani gidip bakmak bakabilir. Bakmak da isteyebilirdi. Aynen öyle. Bir sürü şey yapılabilirdi. Hani film icabı. Buna da takılmadım diyorum. Ve son sahnemiz geliyor. Ne oldu son sahnede? Anlatsana. Bu twist'i öğrenmeden önce ağamızın memo yerine geçtiğini öğrenmeden önce Ova'nın evine askeri arabayla müdür, hapishanenin müdürü ve yüzbaşı gidiyor. Ve biz Memo'nun öldüğünü düşünerekten gidiyor. İlk önce bir ben sigaralı... anladım bir şeyler döndüğünü. Ben anladım. Ben algılamadım. O sigaralığı verirken sadece bu Memo'nun değil ne bu falan diye baktım. Şeyde de ilk başında ilk sahnede gördüm. Görmüştük. Hapse girerken. Tamam da ama ne olduğunu bilmiyorduk sonuçta. Yani ne için olduğunu şeklinde. Tam bunu verecek bunu sana gönderen adam diye şey yapıyor. Zaten karanlığa geçtiği zaman ha olmaya başlıyor bu noktada. Olayda da işte sana babanı getirdik. Bunu gönderen adam sana babanı da gönderdi tarzı bir şey. Ve hakikaten orada tatlı bir şey. Bak gene kalkmaya başladılar. Böyle bir falan olduk yani. Çok yani durdurulamıyordu böyle ağlamalar, gözyaşları ve içeri doğru kaçması aslında bir yandan da. Şey kısmı güzel. Ha hem güzel hem kötü olan bir şeyden bahsedeceğim. Bunların birbirine Memo ile Ova'nın birbirine seslenme şeyi var. Lingo lingo. Kız da diyor ki şişeler ya da tam tersi falan. Bu bir şarkıdan alınma. Filmde o şekilde hani lingo lingo diye geliyor. O da şişeler diyor. Sonra işte atçılık oynayarak bitiriyorlar. Ben onu Ringo Ringo zannediyordum hayatım boyunca. Ringo Ringo. Neyse önemli. Yok şarkı da Ringo Ringo gibi. Şarkıyı biliyorum. 80'lerin Ringo başında Star. Çıktı bir şarkı o. So Beatles o. Fuck off. Neyse Ringo. Şundan bahsedeceğim. Yani film bitti. İşte kredi nedir onunla nedir bir şey denir ona. Son kim oynadı bilmem ne onlar akmaya başlarken bu şarkı girdi. Fakat şarkı biraz hızlı girdi. Abi şarkı biraz, zaten meyhane şarkısı hayır, ya. Hayır pozitif ritmik böyle şey girdi. Evet, meyhane bizi, şarkısı eğlence yani, şarkısı. Duygular içerisindeyken böyle ulan bunu yaşadılar falan derken döngörüngü falan. Ha yani ona güzel bir şey adaptasyon daha böyle bir sözel kalan. Ya sözleri de çok salak saçma bir şarkı. Önemli değil. Onu hüzünlü ver bize mesela. Hayır başka bir olabilir. Şarkı kullanmak koyayım. O şarkı kötü. Ay aralarında şey oldu diye. Ya da işte filmin ortasında bir kere kullan mevzusu olabilir. Yani ne bileyim. Başka şarkı kullan ya. Farklı bir adapte versiyonu daracık, olabilir. Daracık daracık desin yani. O da sokaklar desin mesela. Olmaz mı? Olabilir. Sen de haklısın yani. Yani kısacası film gerçekten çok başarılı. En sonunda da şey oluyor onu da söyleyeyim. Ha. Bunlar işte hapishane müdürüyle yüzbaşı bunları evet. Tekneye bindiriyor. Ve Yunanistan'a. Ama muhtemelen. Orada çok güzel bir sahne var. Nedir? İşte sen baban niye bu halde falan işte diye soruyorlar. Ne söyleyeceksin Ova birisi sana sorarsa şeklinde soruyorlar. O da işte askerler bu hale getirdi diyor. Öyle demesini istiyorlar. Fakat oradaki yüzbaşımız da artık iyi karakter olduğu için asker demese mi acaba orada falan hani o kadar da şey yapmaya gerek yok tabii falan diye. Çünkü siyasi mülteci olarak gidiyorlar tabii. Oraya ve onu söylemesi lazım aslında. Yani baskıdan dolayı falan adam. Ya hayatları kurtuldu. Şimdi takılıyorlardır. Sonra bu arada filmin başında da gördük kızın büyük halini. Evlenirken kız büyümüş, şey olmuş filan. Babayı görmedik ama. Babayı görmedik. Baba büyük ihtimalle ölmüştür ki. Bu arada şeye de şaşırmıştım. Cevap vermişler en azından. O hoşuma gitti. Bu adam nasıl sevişti? Niye? Ben onu bir sorguladım başta dürüst olmak gerekirse. Açıklayana kadar işte hani biz aşık olduk da evleneceğim seninle denilebilmesi zor bir adam. Tabii. Bunu kabul edelim. Şimdi sokakta babaanne yapmış işte. Babaanne yapmış işte ama kadın da kabul etmeyebilirdi bilmem ne ama orada hani bir fotoğrafları da var. Adam her zamanki hani o deli mutlu
mutluluğu içerisinde bir şey. Belki kadının da bir şeyi vardır ufak. Olabilir ki adam sempatik. Yani çocuksu ama sempatik sonuçta hani şey. Bir böyle bir tatlı aurası var neyse artık onun adı. Beğendin mi? Ve beğendim tabii canım. Ama dediğim gibi şimdi seksüel açıdan geçeceksen oraya ve bir çocuk yapmaya geçeceksen demek ki hani ben hep şey düşünmüşümdür. Hani üstüne çok düşündüğüm bir şey değil ama o da olmaz diye düşünmüştüm. Yok gayet güzel demek yapmışlar. Demek ki oluyormuş yani. Nasıl bitiyor, nasıl başlıyor bilemiyorum ama. Hadi. Yani ilginç, ilginç gerçekten ve yani ovada o çiftten doğmuş inanılmaz tatlı bir çocuk olmuş. O kız umarım ileride bir şeyler yapar. İzlemek isterim. Dişlek tatlı bir şey o yani. O kızın orta ismi yabancı ya. Gerçek ismi. Yani belki onda bir yabancılık var. Afgan gözü var zaten ya. Afgan Sofya. Kızı şeyi. Sofya. Ha. Doğru. Olur. Yani filmin geneli ya şöyle, ben şimdi bu filmi izledim. Dün izledim. Psikolojim bozuldu. Şimdi birincisi neden biliyor musun? Ben bu filmi dün izlemeden önceki gün şöyle bir haber okudum gazetede. Alalım. Bilmem ne bakanı, bilmem ne başkan vekili ve şeyde bir genel başkan konuşmuş. İdam cezası ile ilgili bir çıkış yapılmış ve denilen şey de şu. Eğer vatandaşlarımız ülke barışını tehdit eden, huzurunu tehdit eden suçlarla ilgili idam cezası istiyorsa biz de parlamentoda bunun gereğini yapmak zorundayız diye bir ifade kullanılmış. Şimdi biliyorsun idam cezası koalisyon hükümeti döneminde kaldırıldı. Filmde de bunu görüyoruz evet, zaten. Evet. Fakat bu dönemde de şu anda başımızda olan hükümetin %50'den fazla idam cezası kaldırılsına el kaldırdılar parlamentoda. Yani idam cezasını kaldıran şu anki bizim hükümetimizdir. Evet. İstatistiksel olarak, sayısal olarak böyle. Şimdi tekrar bunun böyle söz konusu olması hoş bir şey değil. İdam cezası yanlış bir şeydir. Çünkü şöyle sorayım ben sana. Ceza ne demektir? Çocuğuna ceza verirsin. Cezayı ne amaçla verirsin? Öğrenmesi için. Bunun aslında sözlükteki karşılığı da ıslah etmektir. Yani düzeltmek. Sen bir insanı öldürürsen onu düzeltmezsin. Yani düzelmez o. Ölür. Yok olur. Müebbet dediğiniz cezanın 30-35 sene gibi bir süresi var. Yani müebbet dediğin ölene kadar orada kalacak diye bir şey yok hukukta. Dolayısıyla ceza olarak bir insanın hayatını almak birçok ülkede tanrıcılık oynamaktır. Yani hani biri senin canını sen vermiyorsun ki sen adasın. Ha bununla ilgili evet çok adi suçlar var. Çok alçakça suçlar var. Çok acayip işler var ama bu konular çok kolay istismar edilebilir. Aynı bu filmde gördüğümüz gibi. Şimdi adamın elinde bir sıkı yönetim subayı var ve bu adam devletin bazı imkanlarını kullanarak kişisel işlerini hallediyor. Tamam bu bir senaryo. Eyvallah. Ama bak burada da gerçek olay var. Yani bunların olmayacağı garantisini kim veriyor? Hangi yargı veriyor? Gibi sorularım var. Psikolojim bundan bozuldu biraz benim. Hoşuma gitmedi. Yani benim tavrım da çok net bu konuda. Senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? Yo, asla idam isteyen bir insan değilim. Haklısın kesinlikle. Suçunun cezasını hakikaten hapishanede geçir neyse artık o yani suçunun derinliğine ya da ne denir ona şeyine kadar. Karşılığına. Suçunun karşılığına kadar evet kesinlikle öyle. Yani sen birini öldürdüysen kusura bakma ama yani bir yılda çıkma. Bunu tabii ki söyleyeyim. De. Ama atıyorum bir hırsızlık yaptın ki o noktada da bir geçmiş araştırılıp gerçekten hırsızlık yapmaya ihtiyacı var mıydı durumunu algılamak lazım diye düşünüyorum. Yani bunların hepsi araştırılıp bakılıp ya da taciz ya da herhangi bir şey içerisinde bir hapishaneye gireceksen bunun karşılığı senin yaptığına göre değişmelidir diye düşünüyorum. İdam asla değil tabii ki. Kısasa kısastı değil yani çaldın diye el kesmek kol kesmekten bahsetmiyorum. O vardı da milattan önce filandı yani onlar. Yok ne yazık ki devam eden yerler var bunlardan ama bir laf vardı kimin de hatırlamıyorum ama göze göz herkesi kör bırakır tarzı yani şey olmaması lazım bunun için. Gerizekalı ya. Konuğumuz bize baktı. Şey ya karşılığının bunların ama spesifik de olmasını isterim dürüst olmak gerekirse. Yani bir belli bir suçun belli bir cezası olmalı da diye düşünüyorum bir yandan da. Yani insandan insana değişecek şundan dolayı takım elbise giydin diye daha ucuzlatıcı sebepler. Ucuzlatıcı ne de hafifletici sepetler olmasına gerek yok yani kısacası. Ki bak yanlış yargılanan insan da vardır yok demiyorum. Yani o suçu işlemeyen insan da oradadır ama kanıtlayabilme işte hukuk zaten bu şekilde yürüyor. Yürümeli. Yürümeli ya da evet haklısın. Yani biliyorsun bu dönemde daha doğrusu çok. Filmin olduğu dönemde asılabilmesi için yaşı büyütülen insan var bu ülkede. Aynen öyle. Şimdi buna girdiğin zaman demek ki asmak isterlerse asıyorlar. Yani böyle bir imkan verirsen yapılmış bu ülkede. Tarihte bayağı bir tekerrürden ibaret olduğu için benim gözümde ve Homeros'un falan yani dünyanın en büyük tarihçilerinin gözünde. Bunlar beni korkutan şeyler. Evet. Kırdım lan. Olur öyle.
Yani puanımızı verdik zaten. Sen verdin mi bilmiyorum ama yani 8,9 şeklinde konuşuyorum ben. Yani ben de bir şöyle söyleyeyim. Veremedim. Konu çok hassas olduğu için artı oyunculukları beğendiğim için fakat ağlatmak üzerine kurulduğu için bir de biraz fazla saçmalık saçma sahneler de gördüğüm için Bir tane sayı vereceğim lan. 10 veriyorum 20 üzerinden. Korktun mu? 5 verdi. 5 verdim. 5 mi verdin 5 gerçekten? verdim. Wow. O sinirinden vermiştir onu, ağlattı ya. Ya beni sinirlendirdi. Bu kişisel benim görüşüm değil mi? Çaktırmadan söylese... Dur dur, çaktırmadan söylesene bana kaç veriyorsun. Hepimi siktiler. 8,5 dedi. 9. Neyse, kısacası beğendik. Siz de bu videoyu beğendiyseniz beğene basıp, beğenmediyseniz beğenmedime basıp, kanala abone olursanız çok seviniriz. Eski videolarımız burada. İzlemek isterseniz buyurun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın.